Merhabalar. Uzun süredir yapmadığımız yayınların bir tanesini bu şekilde Londra'yı gezdiğimiz yerleri size göstererek yapmak istiyorum. Şu an gördüğünüz yer Londra'da Liverpool Street, daha çok yüksek binaların, yüksek katlı binaların bulunduğu bir yer. Yani gökdelenlerin bulunduğu bir yer. Özellikle Türkiye'deki insanların her zaman karıştırdığı bir şey var. Londra'daki insanlar sanki çok katlı bu yüksek binalarda, bu gökdelenlerde oturuyorlar. Aslında çok yanlış. Bu gökdelenler sadece iş merkezleri olarak Londra'nın merkezinde, yani birinci bölgesinde bulunuyor. Evet, yüzlerce yıllık İngiltere Krallığı'nın binaları bunlar. Tarihi yerler, daha çok zaten turistlerin en çok merak ettiği, milyonlarca turistin gelme sebebi de bu tarihi yerler. Dikkat ederseniz gökdelenlerle tarihi binalar iç içe. Ben bunu modernlik olarak tanımlıyorum. Çünkü insanlar ya da işte devletler genel düşüncelerinde tarihiyle modern dünyayı, yani modern dünyanın yapılarını aynı zamanda aynı yerde bulundurabiliyorlar. Yani şu şekilde bir algı yok. Tarihi binalarımızı yıkalım, onların yerine işte böyle yeni modern binalar yapalım. Tarihi özellikle mimarisini koruyan bir şehir Londra. Şimdi tarihi bir savaş gemisini görüyorsunuz. Müze olarak kullanılıyor. İnsanlar gidip burada gemiyi ziyaret edebiliyorlar. Evet, Tower Bridge Köprüsü Londra'nın simgelerinden bir tanesi. Tower Bridge'i görüyorsunuz. O gördüğünüz köprü açılır özelliği olan bir köprü. Gemiler geçtiği zaman ortadan ayrılıyor ve gemi geçişine izin veriliyor. Evet, gördüğünüz gibi nehir kenarına yapılmış çok güzel yapılar. Evet, şimdi bir de Tower Bridge'den etrafı çekmek istiyorum sizler için. Buralarda daha çok turistlerde gördüğünüz gemilerle turlar düzenliyorlar. Birçok turist buralarda, işte alışveriş merkezleri var buralarda, restoranlar var, birçok turistlere yönelik, özellikle gezen insanlara yönelik birçok şey var. Şu an gördüğünüz feribotta da turistleri görüyorsunuz. Evet, insanlar gemi yoluyla etrafa bakıyorlar. Evet, buralarda insanlar yemek yiyorlar. Şu gördüğünüz cam kabinler. Çok merak ettim, cam kabinlerin fiyatını sordum. Çok güzel, böyle yağmurdan, özellikle yağmurlu havalarda ıslanmamak için çok güzel bir şey. Yaklaşık 2000 pound civarı bir şeydi, 1800 gibi bir şeydi. Ne kadar ediyor? Yaklaşık 40.000 TL ediyor Türk parasıyla. Evet, 2. Edward tarafından yapılan kaleyi görüyorsunuz. Çok güzel, birçok kişinin şu an ziyaret ettiği yerlerden bir tanesi. Tabii ki bunlar, bu tarihi yerler müze olarak kullanılıyor. Şu an 1959'da hapishane olarak kullanılmış. İki mahkumun hapisten kaçması sonucu, özellikle deniz yoluyla nehirden kaçmasından dolayı artık hapishane özelliğini de kaybetmiş. Evet, hemen yan tarafında aynı zamanda kraliçenin 70. yıl tahta çıkışının 70. yıl kutlamaları çerçevesinde bir jübile bahçesi yapıldı. Biliyorsunuz dünyada en çok tahta kalan kişi unvanına sahip kraliçe 2. Elizabeth. Onun için hemen kalenin yan tarafında kraliçenin özel bir bahçesi var. Daha çok turistlerin yüksek derecede rağbet ettiği bölgeler burası. Her tarafında görevliler var ve bilet satışlarıyla buralara giriş yapıyorsunuz. Evet, görüyorsunuz şu an sağ tarafımızda kraliçenin jübile bahçesi, görmektesiniz. Evet, aynı zamanda evet, şurası, burası kraliçenin. Tabii yaz ayı olduğundan dolayı Londra'da bilmeyenler için, özellikle Türkiye'den gelenler için festivaller durdurak bilmiyor. Onlardan bir tanesine götürüyoruz. Göçmenler Derneği'nin, yani GİK Derin yaptığı bir festival.
Gördüğünüz gibi festivale şu an yukarıdan drone'la yaklaşıyoruz. Festivalimiz Edmonton mahallesindeki Palms Park'ta yapılıyor. Her zaman yapılıyor. Yaklaşık bir 10-15 yıldır sanırım yapıyor. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlışsam düzeltebilirsiniz bilenler. Çünkü şeyle karıştırıyor da olabilirim. Daimler Festivali de var, yaklaşık 30 yıldır yapılan bir festival. Sanırım Gigler'in de 3 veya 5 o civarlar, ondan fazla olduğunu düşünüyorum. Evet, aynı zamanda şu an Gigler Festivali'nden kareler görüyorsunuz. Daha çok insanlar kitle ağaç altında, çünkü bu yaz yaklaşık 30-40 dereceye kadar bir sıcaklık yaşadı Londra şehri. Birçok da yangın çıktı. İngiltere tarihinde ilk defa bu kadar sıcak bir hava görüldü. Bunun sonucunda tabii yangınlar da çıktı. Özellikle Londra merkezin böyle bir sıcaklığa alışkın olmaması, özellikle çok yağmurun olması, bunun sonucunda kuraklığın da getirdiğinin habercisi. Bununla ilgili artık bahçelerinizi mümkün derece sulamayın uyarısında bulunuyorlar. Londra gibi çok yağmur alan bir şehirde bile. Evet, şimdi biraz da Londra'yı yukarıdan drone'la size çekmek istiyorum. Böyle her tarafı festivallerden, birinci bölgeden, Liverpool Street'ten bölge alanlar size göstermek istiyorum merak edenler için. Evet, şu an Londra'nın yapısını görüyorsunuz. Genelde şu yeşil alanlar daha çok park alanları, daha çok park alanlarını göreceksiniz. Aynı zamanda şu an gördüğünüz şey binaların çok yüksek olmaması. Biraz önce videonun başında gördüğünüz yerler daha çok Londra'nın birinci bölgesi, yüksek katlı binaların olduğu bölge. Bu alanlar ise üçüncü bölge, daha çok insanların yaşam alanlarının olduğu bölgeler. Buralarda gördüğünüz gibi çok yüksek katlı binalar yok. 3 katlı, 4 katlı binalar var. Daha çok gördüğünüz gibi yeşil alanlar, park alanları var. Evet, şu an bir okulun üzerinden geçiyoruz. Okulu görüyorsunuz. Daha çok düzenli bir şehir. Çok yüksek katlı binalara izin verilmemesi son derece mutluluk verici bir durum. Çünkü görsel olarak kötü bir görüntü oluşturmuyor. Tabii binalar çatılarından da bazılarından da anlayabilirsiniz. İngiltere çok binaların yıkımına karşı bir şey, ülke. Daha çok böyle doğal, aynı renkte olmasını tercih ediyor. Bakın, pembe, kırmızı gibi renkleri de çok görmüyorsunuz. Çünkü bunun temel sebebi çok farklı baskın renklerin şehrin görüntüsünü bozacağına yönelik düşünce. O yüzden Londra'da istediğiniz gibi eviniz olsa dahi kafanıza göre mimari değişikliklere gidemezsiniz. Belediyenin izin vermesi lazım. Boyamak isterseniz belediyenin o rengi onay vermesi gerekiyor. Çünkü mahalleyle aynı renkte olması gerektiğini düşünüyorlar. Evet, şehir akışını şu an trafik akışını görüyorsunuz çevreden. Bugünkü videomuz da bu kadar. Size böyle bir Londra'yı kısaca, gezdiğim yerleri şöyle bir kısaca tanıtmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, aynı zamanda yorumlarınızla bize destek vermeyi unutmayın. Önümüzdeki süreçte umarım memleketten, Pazarcık'tan da videolar paylaşacağız. Ben İbrahim Mengütay. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.